Yine son zamanlarda Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi hükümleri apaçık ortadayken alenen suç işleyen tetikçiler var maalesef. Bir televizyon programında göz göre göre birileri çıkıyor ve halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kinle, düşmanlığa alenen tahrik ediyor. Üstelik Cumhuriyet savcılarının gözlerinin önünde. Barışın ve kardeşliğin kenti Hatay bir meczup tarafından karıştırılmak isteniyor değerli arkadaşlar. Benim Samandağ Belediye Başkanım Hatay Kurtuluş Örgütü üyesi olarak ilan edilip hedef gösteriliyor. Yakın tarihimizden açıyla hatırladığımız katliamlara göndermeler yaparak bu ülkenin barışının ve demokrasisinin sigortası Aleviler maalesef hedef gösteriliyor. Savcılar seyrediyor, bakanlarımız sadece bakıyor. Troller tweetliyor, birileri de alkışlıyor. Savcıları göreve davet ediyorum bu konuda. Daha sonra da Sayın Divan'a da bunları sunacağım. Hatay'daki, Adana'daki, Mersin'deki Aleviler, tüm Türkiye'deki Aleviler gibi vatanını, milletini, bayrağını seven, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sadık insanlardır. Onlara laf atanlar, iftira atanlar önce anaya baksınlar ve hadlerini bilsinler. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakanım, Sayın Bakanlarım, bu fitne, fesat ve ayrıştırma peşinde koşan insanlara karşı olduklarınızı biliyorum. Ancak sosyal medya şuursuzluğunun toplumda yaratacağı tahribat uyarıları sıcaklığını korurken bir takım kraldan çok kralcıların provokatif sosyal medya mesajları ve televizyon programları incelenmelidir. Cumhuriyet ve vatan sevgisi tescilli Hatay'daki Alevi kardeşlerimizi zimnen radikal terör örgütleriyle ilişkilendirmek, en hafif ifadeyle toplumda yaratılmak istenen ayrıştırmalara zemin hazırlar.